Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Milli Savunma Üniversitesi'nde çıkan tarih soruları nasıldı? Bu sorular ışığında ÖSYM bize benzer sorular ya da benzer karakterde sorular sorabilir mi? Bunları tek tek söyleyeceğiz. Sorulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında çıkan sorular bize yol gösterir. Ki ÖSYM'nin mantığı yaptığı hemen hemen tüm sınavlarda benzer niteliktedir. Kolaylık ve zorluk sorduğu sorulara göre değişebilir. Soruların zorluk derecesi arkadaşlar KPSS'de de muhtemelen bu yıl düşük olacaktır, çok yüksek olmayacaktır veya orta derecede olacaktır diye düşünüyoruz. ÖSYM'nin soru mantığı nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Çalışmalarımızı nasıl şekillendirelim? Bunlar üzerinde duracağız. Sevgili arkadaşlar, Savunma Üniversitesi sınavında gelen birinci soru Türk topluluğu ve destan eşleştirmesiydi. Burada özellikle geçmişte ÖSYM daha çok yanlıştır şeklinde soruları sorardı. Bu sefer hangisi doğrudur, hangi eşleşme doğrudur şeklinde vermiş. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, özellikle eşleştirmeleri ben derslerimde zaten çok söylüyordum. Dikkat edin. Kurucu devlet, en parlak dönem devlet, bilim adamı devlet gibi sorular, hatta mimari eser devlet gibi sorular karşımıza çıkabilir. Yine bir diğer soruda Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentini sormuş arkadaşlar. Ama ÖSYM hiçbir zaman sorularını açıklama yapmadan sormuyor. Dikkat edin. Açıklama yapmış. Süleyman Şah'tan bahsetmiş. Süleyman Şah'ın 1075'te alarak Türkiye Selçuklularını kurduğu başkent yaptığı şehri sormuş ki bu sorulara çok dikkat edin. Bilgi sorularını bile ÖSYM geniş açıklama vererek soruyor. Bir diğer soruda kısmen en zor soru buydu arkadaşlar. Bu soruda diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi 2. Mahmut döneminde meydana gelen siyasi olaylardan biri değildir demiş. Hatta burada arkadaşlar kültürel bir olayı verip çeldirici de yapabilirdi. Onu bile yapmamış. Gayet düz bir şekilde bu soruda cevap olarak gitmiş Kırım Savaşı'nı vermiş. Dikkat edin. Kırım Savaşı Abdülmecit döneminde yaşanan savaştır ve bir başka dönemin ünlü bir olayıdır ki böyle sorularda bütün dönemi genel hatlarıyla bilmelisiniz. Ancak arkadaşlar bu tür metinli sorulardan kesinlikle korkmayın. Çünkü cevaba mutlaka başka bir dönemin önemli bir olayını vermekle. Bir diğer soru yine metinli bir soruydu. Hatta geniş uzun bir metin vermiş Sivas Kongresi ile ilgili. Bu sorunun arkadaşlar genel anlamıyla tam olmasa da soruyu ben aslında metin ve seçenekler olarak aldım. Metin şu şekildeydi. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları onaylanmış. Cemiyetler birleştirilmiş. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hükmü gelmiş. Anadolu'da İstanbul hükümetinin otoritesi sarsılmıştır. Ve diyor ki soruda aşağıdakilerden hangisi bu metne göre söylenebilecek bir şey değildir. Bakın arkadaşlar, kesinlikle tüm yurt, bütün ulus gibi kavramlar geçiyorsa alınan kararlar ulusaldır. Ki Sivas Kongresi'nde de alınan kararların ulusal olduğunu tüm yurdu temsil etmesinden dolayı özellikle anlıyoruz. Ayrıca tek merkezden yöneteceği, bakın bu tür sorularda seçenekleri tek tek metinde arayın. Tek merkezden yönetimi nereden anlıyoruz? Cemiyetler birleştirilmişten anlıyoruz. Osmanlı sadrazamı Damat Ferit Paşa itibar kaybetti diyor. Kimdir sadrazam? İstanbul hükümetinin başkanıdır. Dolayısıyla bu seçeneği de hemen burada buluyoruz. Milli cemiyetler ulusal nitelik kazanmıştır diyor. Arkadaşlar bütün cemiyetler birleştiriliyor ise, tüm yurdu temsil etmek gibi ifadeler var ise biz hemen orada ulusal niteliğe gideceğiz. Bu da vardır. Son seçenekle diyor ki cevabımız da bu olacaktı. Erzurum ve Sivas Kongresi aynı delegeler katıldı diyor ki böyle bir durum olmadı. İşte zor soru ya daha doğrusu metinli ancak zor olmayan bir soru. Seçenekleri tek tek metinde arayacaksınız arkadaşlar böyle sorularda. Beşinci soruda ne diyordu? Osmanlı eğitimindeki parçalanmışlığı uzun uzun anlatmış. Şimdi ben metni buraya almadım. Fakat aslında soru metinden bağımsız da sorulabilecek düz bir soru arkadaşlar. Soruda ne diyor? Kısaca soruda şunu diyor. Cumhuriyet döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile
Eğitimdeki parçalanmışlık son bulmuştur diyor. Yani yukarıda anlattığı durum son bulmuştur diyor. Biz bunu biliyoruz ki bu tevhid-i tedrisat yasasıdır. Sevgili arkadaşlar, metinli soruları çok dikkatli okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. İşte 5 tane soru vardı. Peki nasıl bir sonuç çıkardık buradan? Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında sorulan 5 tarih sorusu kolaydı arkadaşlar. Ancak çok az çalışana kolay değil. Yani bilgiyi bilmek zorundasın. Ana hatlarıyla diyor bana bu dönemleri, bu özellikleri bil. Hiç çalışmayan, tarihten uzak duran da tabii ki bunu yapamaz. Bilgi sormuş. Genel olarak bilgi ağırlıklı bir sınavdı. Ancak dikkat arkadaşlar, sizlerin çoğunun çalıştığı gibi uç bilgi değil. KPSS'de benzer özellikte olur arkadaşlar, kısmen kolaylığı biraz, daha doğrusu zorluğu biraz artırılabilir. Ki bana kalırsa zaten zor olsun arkadaşlar, bu kadar kolay olmasın. Zor olmasını istememin sebebi şu. Sevgili arkadaşlar, çalışanla çalışmayan, az çalışanla çok çalışan, çok gayret eden zor sınavda daha çok kendini gösterir ve ayrılır ki bu açıdan ben sınavın, soruların daha zor olmasını istiyorum. Metinli sorulardan korkmayacağız. Bir diğer anladığımız, bir de arkadaşlar şuna hep dikkat edin bakın. ÖSYM işaret ederek bu nedir demez. Yani şöyle soru sormaz ÖSYM. Refet Bele kimdir demez sana. Sana Refet Bele'yi soracaksa bu kimdir şeklinde değil de uzun uzun açıklama yapar, yaptığı görevleri açıklar, başarıları açıklar, ondan sonra sorar. Yani ÖSYM arkadaşlar bir şeyi, bir kavramı, bir kişiyi, bir olayı, bir yeri, bir şehri soracaksa onun fiziğini, kimyasını açıklayıp o zaman sana der ki işte burada sözü geçen nedir, kimdir, neyin nesidir gibi soru sorar. Yani örnek, Artuklular döneminde yaşayan bilgin kim demez sana. Yani bu bilginin özelliklerini verir. El Cezire'nin, bilirsiniz bunu, sibernetiğin kurucusudur der. Artuklular döneminde yaşamıştır der. İşte döneminde güneş saati yapmıştır gibi en az 2-3 bilgi verir. Ondan sonra bu kimdir der. O yüzden arkadaşlar çalışmalarınızı lütfen ezbere yapmayın. Ezberlemek değil, anlamak, analiz etmek ve bağlantı kurmak önemlidir. İşte arkadaşlar bu senenin tahmini soruları bize de çok zor, aşırı detay gelmeyecektir. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.